Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda 2. Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Bielitsa'yla yollar ayrıldı. Açıklama gelecek. Tabi Abdullah Avcı gelecek, bizlere neler verecek, neler katacak, Trabzonspor takımımızdan transfer isteyecek mi? Bütün bu detayları şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Kritik bir sürece daha girdik. Abdullah Avcı için de çok önemli bir dönem. Özellikle taraftar grupları arasında bir bölünme var. Şimdi bütün bu detayları konuşacağız. Bielitsa neler istedi? Bielitsa'daki o son durumu değerlendireceğim. Bu arada biraz sesim kısık. İnşallah ses kirliliği yapmıyoruzdur. Videomuzu beğenirseniz de sevinirim arkadaşlar. Bir de duyuru yapmak istiyorum. Bugün saat 21.30'da Trabzonlu bir arkadaşımızın bebeği için bir canlı yayın yapacağım Instagram'da. SMA hastası. Eğer katılır, oradan da destek verirseniz sevinirim. Hani bir kahve parası da olsa, biliyorum şu an ekonomik durumdan dolayı, ama oraya katılır, bir destek verirseniz canlı yayında arkadaşlar sevinirim. Bakın, yıllarca beraber canlı yayınlar yapıyoruz. Instagram'dan gelin 21.30'da benim canlı yayınımda, benim kanalımdan da bağlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Hani maddi olmasa da gelin manevi anlamda da destek verin. Canlı yayınımız kalabalık bir grup halinde yapabilirsek güzel olur. Şimdi Bielitsa'nın ayrılığı yaşandı arkadaşlar. Tabii bu resmiyete dökülecek. Biz bu videoyu çekerken de dökülebilir. Biraz da erken çekecektim ama seste bir sıkıntı var. Yanıma sıcak içeceğimi aldım arkadaşlar. Bu şekilde çekiyorum. Lütfen kusura bakmayın diyerek tekrardan başlıyorum. Şimdi Abdullah Avcı'ya gelmeden önce Bielitsa Trabzonspor takımımızdan bazı istekleri oldu. Yani transfer yapalım dedi. İşte Petkovic'i çok bekledik. İşte birkaç tane oyuncu aldı, sakatlık yaşadı. İstediği kadroyu bir türlü süremedi. Kamp dönemine oyuncular yetişilecek dendi ama bir türlü kamp dönemine oyuncular yetiştirilemedi. Tabii bu da Bielitsa'nın kafasındaki bazı şeyleri oluşturmasına engel oldu. Ama ben şunu net bir şekilde söylüyorum. Hani Rize, Hatay gibi takımlara karşı puan kayıpları oldu ve bu puan kayıplarını kesinlikle bahanesi olamaz. Kesinlikle transferdi, zamanında gelmedi. Yok abicim, senin kadron kaliteliydi. Bielitsa bu sezon için konuşuyorum. 8 maçlık dönem içerisinde son derece başarısız oldu. Son derece. 8. hafta havlu atmamıza sebep oldu arkadaşlar ve bu kabul edilemez. Zaten Bielitsa'nın istifa etmesi lazımdı bu ortamda. Normalde Trabzonspor takımımızı iyi tanıyan, iyi bilen bir teknik adamın, hani burada buranın başarılarını iyi bilen bir teknik adamı kendinden bırakması lazımdı. Bu kadar kötü sonuç. 2-0'dan 3-2'ye geldin mi bırakman lazım. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta Avrupa maçı olmasına rağmen bıraktığı gibi. Ve gelinen noktada Bielitsa'yla yollar ayrıldı. Peki nasıl ayrıldı? Bielitsa aslında son ana kadar direndi. Bielitsa burada kalmak istedi. Hani sakat oyuncularım iyileşsin bari, bir takımımı yapayım, şu milli arayı iyi geçireceğim düşüncesi vardı. Ve biz istifaya zorladık. Bakın, Abdullah Avcı'la yollar ayrıldığında 4 tane maaşını kulübümüz verdi. Sezon sonuna kadar olan maaşını. Ve Abdullah Avcı tazminat almadı ama o 4 maaşını aldı. Ve takımdan ayrıldı. Şimdi Bielitsa'nın 3 yıllık 1.6 milyon eurodan bir sözleşmesi var. Ciddi bir rakam. 3 veya 4 tane maaşını aldı. Geriye 6 veya 7 tane maaşı kaldı diyelim. Ve adam bunu 2 taksit halinde de kabul etti. Son gelen bilgiler buydu, biliyorsunuz. Ve bu şekilde Trabzonspor takımımızdan ayrıldı. Bence yabancı bir teknik direktör olarak yapmış olduğu bu, durmuş olduğu bu duruş çok önemli. Ben burada Ertuğrul Doğan'ın arasındaki bağlantıya bağlıyorum ama yani 2 milyon euro isteyen bir adam, 2 yıllık neredeyse parasını isteyen bir teknik adam birden bir gecede nasıl bu kadar düştü orasını bilmiyorum ama bu düşürenlerin de emeğine sağlık. Önemli bir iş başardılar. Bielitsa aklımızda futbol anlamında kötü kaldı. Ama kişilik, karakter, adamlık anlamında benim kalbime dokundu. Yol açık olsun Bielitsa'nın. Ve Bielitsa bence burada istediklerini, istediği ortamı bulamadı. İstediklerini de başaramadı. Yapamadı. Ve o da bazı şeylerin farkında ki bu kadar parada diretmedi. Bir iki gün bir blörfle beraber. Tabii pazarlığı yukarıdan açtı haklı olarak ve geldiğimiz noktada da Bielitsa'yla yollar ayrıldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Teknik direktörümüz bundan sonraki süreçte Abdullah Avcı. 2. Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Tabii ben gene eleştirimi yapmak istiyorum. Bugün de çünkü aynı haberleri gördüm. Bir teknik direktör gitmeden diğer teknik direktörün göreve başlaması etik değil. Kendi gelmemiş olabilir ama ekibini göndermesi etik değil.
Ya bir evde oturuyorsunuz, kiracısınız. Siz evi daha boşaltmadan başkası gelip oraya yerleşmeye çalışırsa bozulursunuz. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Ben bir teknik adam olsam burada feshetmeden başka bir teknik adamların isimleri konuşulabilir ama yani kulübe bu gazetecilerin yapmış olduğu bir haber. Yerel basınımızın yapmış olduğu bir haber. Genelde bunları doğru bilgileri veriyorlar. Çünkü Trabzon küçük bir yer ve bu bilgileri herkes ulaşabilir ve yardımcısının analizcisinin gelip analiz yaptığı ve diğer maça hazırlandığının bir bilgisi geldi. Bu etik değildi ama bunu bir tarafa koyuyorum. Söylemeden geçemem. İçimde kalmasın. Yani aynısını Abdullah Avcı'ya yaptılardı. Ne düşünürdü merak ediyorum. Trabzonspor takımı bir iskelet yapacak. Abdullah Avcı transfer ister mi? Zaten Onaçu kiralık, Pepe kiralık, Berat kiralık, Benkoç kiralık. Bu 4 oyuncu yollar ayrılır. Stoper hattında Baniya, Hüseyin Türkmen ve Densville var. Densville zaten Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzattığı bir stoper. Baniya Türk milli takımına seçilmiş bir oyuncu. Eren milli takım. Sağ bekte Larsen Abdullah Avcı'nın oyuncusu. Mehmet Can Aydın orayı yedekliyor. Orta sahada Bakasetas'ı var. Mende zaten Abdullah Avcı da ister. Bence Abdullah Avcı'nın da istediği oyunculardan bir tanesidir. Umut Güneş Abdullah Avcı'nın daha önce istediği oyunculardandı. Badri, Trezeguet, Visca Abdullah Avcı'nın oyuncuları. Seneye Gomez'in performansı kötü gidiyor. Gomez'in döndüğü takdirde gene Abdullah Avcı'nın oyuncusu. Bakasetas var. Yani Abdullah Avcı çok fazla transfer ister mi istemez mi sorusu tartışılıyor. Net en az 4-5 oyuncu ister. Takımdan işte bence Fontas, Korbelis ondan sonra şu an zaten diğerleri kiralık olarak gidecek. Abdullah Avcı takımdan ayrılmasını istediği oyuncular da olacak. Bunların başında Korbelis gelebilir, Fontas gelebilir. Bu tarz bazı isimlerle yolların ayrılmasını isteyebilir ve bunların yerine kendi oyun ve planlamasına uygun oyuncu formatlarında oyuncular isteyecektir. Ben Abdullah Avcı'nın 4-5 oyuncuyla yollarını ayıracağını minimum devre arasında bu gidişatı biraz gözlemleyecektir. Kafadan transfer isteyeceğini düşünmüyorum. Başkanı da çok zor duruma sokmayacak. Mutlaka zaten başkanla hoca arasında bir bağ var. Bir diyalog, kontak kurulmuş, devam ediyor. Ben onun için çok büyük bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Trabzonspor takımımızda devre arasını gideceğimiz o puanlamaya göre hamleler yapılır. Eğer biz istediğimiz yerde olmazsak çok fazla dokunuş olmadan bu kadroyla devam edilir ve sezon sonu planlaması yapılır. Ertuğrul Doğan, squad ekibim hazır. Sezon ortası, sezon sonu bütün o senaryolara hazırım dedi. Ve Trabzonspor takımı Abdullah Avcı ile beraber transfer politikasında değişikliğe gidecektir. Oyun anlamında neler verecek? Ayrılmadan önceki oyunu zaten kimseyi tatmin etmiyordu. Abdullah Avcı da çok defansif, işte yan pas, geri pas, oyun anlamında, strateji anlamında sıkıntılar yaşadı. Ve Trabzonspor takımımızdan ayrıldı. Sıkıntılar oldu içeride ve dışarıda. Bazı sıkıntılar var, hastalıklar var dedi. Bunları çözemedi. Ve 6-8 ay sonra tekrardan Trabzonspor takımımıza geldi. Bu Abdullah Avcı için önemli bir transfer kendi adına. Burada artık Abdullah Avcı, ben gerçekten hani buraya şampiyonluk için geldim veyahut da Abdullah Avcı tekrardan kendini kabullendirebilme adına bu önemli bir viraj. Bakın Alanya ile başlıyor. Karagümrük ve Fenerbahçe final maçı olacak. Fenerbahçe maçına kadar 6 puanı koyması lazım. Arkasından Konya ve Sivas var. Zorlu bir fikstür mü? Bana göre zorlu bir fikstür. Bu takıma Bielsa'dan daha iyi dokunacağından adım kadar eminim. Ama Abdullah Avcı'dan beklenti daha fazla. Hem teknik direktörü gönderiyorsun, hem tazminat veriyorsun, hem Abdullah Avcı'yı alıyorsun. Bu birazcık pahalıya mal oldu. Ve burada Abdullah Avcı'ya çok iş düşecek. İsteyen de çok, istemeyen de çok. Abdullah Avcı bunların farkında olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli bir isim. Bunların hesabını, kitabını yapmıştır. Ve Abdullah Avcı Trabzonspor takımımızda Egemen Korkmaz'la ikinci kere başlamasında Egemen Korkmaz'ın ona ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Ben bırakıyorum deyip gitmiş. Tekrardan Egemen Korkmaz'ı yanına almasında tesadüf değil. Egemen abinin kaşına gözüne almıyor. Egemen abi onu birazcık evirip çevireceğini düşünüyorum taktiksel anlamda. Ve önemli bir fark yaratacağını düşünüyorum Egemen Korkmaz'ın. Ve gelinen noktada Abdullah Avcı'nın ikinci dönemi başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Düşüncelerimizi söyledik. Fikirlerimizi beyan ettik. Bundan sonrası top hocada.
destekleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane Trabzonspor takımımız var. Destekleyeceğiz. Elimizden geldiğince çok uzatmayacağım sesimiz. Gidik zaten. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.